trenle. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ben direksiyon derslerine gitmeyi biraz azalttım artık. Beylikdüzü çevresinde çalışıyorum. Çok fazla hani uzak mesafelere çok müsait olmuyorum gitmek için. Çok nadiren gidiyorum. O yüzden artık kızım Şeyma'yı yönlendiriyorum biliyorsunuz. Telefonda genelde işte Şeyma Hoca'yı yönlendireceğim. Kızım gelecek dediğim zaman çok teşekkür ederim. Beni çok genç gördüğünüz için sanırım kızımı da çok tecrübesiz ve çok genç değil mi acaba diye soruyorsunuz. Aslında Şeyma çok çok küçük yaşta araba sürmeye başladı diyebilirim. Bunun sebebi de şu, çünkü çocukları ön koltuğa biz 10 yaşında anca oturtabiliyoruz. Ondan önce biliyorsunuz yasak. Ve Şeyma ön koltuğa oturduğunda, yani ben burada araba sürerken Şeyma yanıma oturduğunda ayağının altında debriyaj, fren ve gaz pedalları vardı. Çünkü eğitim aracı kullanıyordum yine ben o zamanlarda. Tabii ayağının altında bir çocuğun debriyaj, fren ve gaz varsa ne yapar Şeyma? Öğrenmek ister. Basar, değil mi? Tabii ki müsait yerlerde trafiğin yoğun olmadığı, işte eve yaklaştığımız veya işte hatta yer olarak söyleyebilirim. İstinye'de Maxi vardı eskiden. Onun arkasında şu an sanırım Futbol Federasyonu oldu. Cumartesi pazarı vardır. Ferah evlerin altında. Eğitim alanı. En çok orada sürmüştür yani. Pazarın orası. Evet, pazar yerinde. Şeyma'da, Emre'de, yani iki çocuğumda, iki büyük çocuğumda. Oralarda ben direksiyondayken onlar oradan debriyaj, freni ve gazı zaten çok küçük yaşlarda hakim oldular. Hatta daha sonra vites atmayı ve sol elleriyle vites atmayı öğrendiler. Çünkü o zamanlar otomatik vites eğitim araçları da yoktu. Otomatik vites araçları da yaygın değildi. Sen hatırlıyor musun o zamanlarını? Sol elinle vites attığını, arabayı durdurduğunu, değil mi? Çok hatırlıyorum. Yani çok Şeyma ve Emre, yani çocuklar, evde bir eğitim aracı var ise zaten mecburen bir şekilde çok erken tanışıyorlar pedallarla, vitesle. O yüzden ben de biraz büyüdükten sonra direksiyonun başına geçirip, yanında tabii bende emniyet pedalları olduğu için olmasa zaten ben de yapamam. Eğitim alanlarında çocuklarıma erken yaşta gösterdim araba sürmeyi ve 18 yaşını doldurur doldurmaz zaten ehliyetini aldı. Direktmen aldı ve alır almaz da zaten trafiğe çıktı Şeyma. Hatta lise mezuniyetine kendi aracınla gitmiştin değil mi? Hmm. Kendi başına ilk gittiği yerde, yani ben araba olmadan lise mezuniyet törenine gitti yani. Hani tecrübe derseniz, araba sürüş tecrübesi derseniz, yaşıtlarına göre çok ileri seviyede bir tecrübesi var. Bunun sebebi de yani böyle bir evde doğmuş olması. Yani eğitim aracının olduğu bir evde doğmuş olmasından dolayı Şeyma çok küçük yaşta araba sürmeye hakim oldu ve çok iyi kullanıyor. Ona çok güveniyorum ben. Güvenmesem zaten kendi çocuğum. Bu çok riskli bir iş biliyorsunuz. Bu kadar riskli bir işe kızımı zaten dahil etmezdim. Ona güvenmesem, hani öğrencilere faydası olacağını düşünmesem, çünkü bu gerçekten eğitimcilik kişilerin hayatını çok etkileyen bir şey. Yani olumlu veya olumsuz etkileyen bir şey. Olumsuz yönde bir şey yaptığı takdirde kişinin belki de hayatını çok kötü yönde etkileyebilir. Yani ileriki yaşlandığında annesi babası onları doktora götürecektir mesela. Hı-hı. Mecbur kalacaktır ama götüremeyecektir. Çoluğunu çocuğunu hastaneye, doktora götüremeyecektir. Sadece bu zevk veya lüks için söylemiyoruz biz bunu. İhtiyaç da aynı zamanda. O yüzden Şeyma'nın da zaten 3 yılı, ehliyetinin 3 yılı doldurur doldurmaz 21 yaşında hemen zaten şeyini aldık, belgesinde, usta öğreticilik belgesini, direksiyonculuk belgesini de aldık. Ve 21 yaşından beri neredeyse Şeyma ders veriyor. Kaç yaşındasın, bu şey ortaya çıkacak, tecrübeni soruyorlar ya. 27'ye birkaç gün kaldı, az kaldı. Evet, yani Şeyma'nın 6 yıllık tecrübesi var bugün itibariyle, 2023. Eğitimcilik anlamında. Eğitimcilik anlamında tabii ki. Yoksa ondan öncesinde de zaten Şeyma araba kullanıyordu, çok eskiden beri kullanıyordu. İçiniz rahat olsun. Şeyma güzel araba kullanıyor ve çok güzel öğretiyor. Sadece sosyal medyada ve videolarda çok fazla hani aktif değil. O yüzden çok tanınmıyor. Tanınmadığı için de muhtemelen tereddüt edenler olabiliyor. Ama öğrencileri denk gelir muhtemelen zaten. Şeyma seni seyreder bu videoda. Öğrencilerin yorum yapmasını istiyorum. Nasıl bir hocası varmış onların da. Ki gelen, bana gelen teşekkürler ve yorumlar muhteşem. Videonun altına o zaman yorumlarınızı da bekliyoruz Şeyma Hoca ile alakalı diyelim. Senin tecrüben, eğitimciliğin hakkında söyleyeceğin bir şey var mı Şeyma? Yani ben ustalarla büyüdüm. Ustalarla birlikte sen ve senin gibi Aziz Hoca, çok uzun zamandır bu Gülten Hoca, içinde Faruk olan... Hoca, ki Gülten Hoca neredeyse ilk direksiyon hocasıdır. Bayan, kadın direksiyon hocası olarak söylüyorum bunu.
Yani zaten bizim ortamımızda büyüdü. Hocaların arasında büyüdü. Bizim toplantılarımızda sürekli direksiyon dersi muhabbetleri. Ben şunu keşfettim. Bak sen şunu biliyor muydun? Ben bunu böyle anlatıyorum. Sen şunu söyle anlatıyorsun. Muhabbetleriyle büyümüş bir kız. Artı benim videolarımı çoğunlukla çeken. Yani zaten kulak dolgunluğu var. Artı ben sürücü kursuna giderken çoğunlukla küçükken bunları da götürmüşümdür. Yani dersime girmişlerdir. Trafik kurallarını da tahtada anlatırken çok fazla dinlemişlerdir. Hatta Emre'yi hatırlıyorum, ben küçükken testleri çözerdi. Trafik kural testlerini falan çözerdi. Ya işte böyle bir aşinalık olduğu için hocalığa geçiş süreci de genç yaşta oldu. Bir de şeyi de bazen düşünüyorum. Herhalde o kadınlara toplumun bakış açısıyla alakalı. Hani kurslarda 20 yaşında, 21 yaşında genç erkek hocalarımız var. Kimse onlara sen çok gençsin, tecrübesizsin demiyor. Ama bir kadın hoca olduğu zaman herhalde birazcık daha garipseniyor. Çok sürmemiş olabileceği düşünülüyor ama öyle değil. İşte bunun ispatı kızım diyorum ben. İlk başladığım zamanlarda da dediğin gibi gelen gelen hanımefendilerden bazılarını hissettim. Hatta açıkça söyleyenler de oluyordu. Ama sen daha kaç yaşındasın, buna hakim olabilecek misin deyip ama dersin sonunda işte duygulu gözleri dolmuş bir şekilde sarılıp teşekkür ederim işte ne zaman istersen işte senin için ne yapabilirsem deyip sağ olsunlar paylaşım yapanlar da oluyordu. Ya benim kendime inancım tam o da sen ve sizin sayesinde diyebilirim. Bu alanda çok en iyilerden öğrendim çünkü. Aa, teşekkür ederim. O zaman videolara devam.